manşet, bu manşet, bu manşet Türkiye'nin utanç fotoğrafıdır. Biz gazeteciler haber yaparız, asla haber olmak istemeyiz. Ama gelin görün ki Türkiye'nin bir cilvesi, kaderin cilvesi demeyeceğim. Türkiye yönetenlerin bu ülkeye layık gördüğü durum kendi haberimi manşete koymak durumunda bıraktı beni. Sadece beni değil tabii, Necati Doğru'yu ve Uğur Dündar'da. Cezaevine girmeden önce son yaptığım gazete budur. Yarın bütün dünya, daha doğrusu internette şu an itibariyle de dönmekte ama yarın Türkiye'deki yabancılar da, İngilizce dilinde anlaşanlar da bunu okuyacaklar. Bir gazetecinin, haber peşinde koşanın kendi haberini kendisi yapıp manşetine koyduğu bir gazete yapmaktan ben utanç duyuyorum. Bu utancı bana yaşatanları ne diyeyim, Allah'a havale ediyorum. Allah bildiği gibi yapsın. Şu anda canlı yayında tutuklanıyor. Gazeteden çıkıyor şu anda. Bülent Geniş. Bakın etraftaki kalabalığı sizlere anlatalım. Bütün çalışma arkadaşları burada. Herkes ona destek için. Bülent Keneş şu anda canlı yayında tutuklanıyor ve polis aracına bindiriliyor şu anda. Today Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni Bülent Keneş şu anda canlı yayında tutuklandı ve polis aracına bindirildi. Çalışma arkadaşları onu yalnız bırakmıyor. Gazetenin önünde çok büyük bir ilgi var ona. Özgür basın susturulamaz sloganları atılıyor. Ve şu anda Bülent Keneş, Today Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni canlı yayında tutuklandı ve polis arabasına bindirildi ve şu anda da gazeteden polis arabası tarafından götürülüyor. Çalışma arkadaşları da bu durumu protesto ediyor. Bakın etraftaki kalabalığı görüyorsunuz. Bugün sabah yine normal şekilde mesaiye gelmişti ve ardından tutuklama kararı çıktı. O saat itibariyle de gazetesindeydi. Şu anda da gazetedeki çalıştığı mesai arkadaşları Bülent Keneş'in tutuklanmasını protesto ediyorlar.